Bonjour Türkiye, ben Ceylan Namı diğer Madame Gazel. Bugünkü videomda Fransızca'da yapılan en çok hatalardan biri olan ama uzun bir cümle oldu. Sahip olmak mı, olmak mı onu inceleyeceğiz. Avoir ou être. U veya demek soru işaretimiz. Evet, sahip olmak mı, olmak mı? Şimdi Türkçe'de olmakla kullanıldığı için bu hatalar yapılıyor. Hatta İngilizce'de Türkçe gibi olduğu için İngilizceyi ilk yabancı olarak öğrenip sonra Fransızca öğrenenler de aynı şekilde bu hatayı devam ediyorlar. Şöyle ki mesela ilki yaş. 10 yaşındayım, 20 yaşındayım, 30 yaşındayım. Bunlar Fransızca'da sahip olmakla kullanılıyor. Çünkü şu şekilde geçiyor kalıp. Mesela J 20 ans. Keşke dönebilsek 20'li yaşlarımıza. J'ai 20 ans. Yıl demek. Dolayısıyla eğer je suis 20 ans derseniz, je suis 20 ans, ben 20 yılım gibi oluyor. 20 yıl olmak anlamsız. Ben 20 yıla sahibim. Avoir, j'ai, sahip olmak. Ben sahibim 20 yıl. 20 yıla sahibim deyince 20 yaşındayım anlamına geliyor. Ama je suis 20 ans dediğinizde hiçbir anlam ifade etmiyor. Direkt komple yanlış oluyor. Kimse de anlamaz. Diğer bir yanlış ise yine aynı şekilde. Tamamen hep aynı kalıplar zaten. Açım mesela. Aç olmak deniyor çünkü Türkçe'de. Fransızca'da ise açlığa sahip olmak deniyor. O yüzden yani je suis böyle bir şey olamaz. Çünkü bu faim açlık demek. Ben açlığım olur bu. Ben açlığımın da bir anlamı yok. Dolayısıyla je suis demiyoruz. Avoir fiilini kullanıyoruz. Je faim. Bu da hayalet M'miz. Sonda hiç okunmamaya daha yakın. Kesinlikle fem değil. Je suis fem. M, hayalet M. Varla yok arası. Evet. Je fem, acıktım. Yani açım demek. Aynı, tamamen aynı şekilde susamış olmak da. Türkçe'de susadım diyoruz. Fransızca'da ise susuzluk. Susuzluğa sahibim. Yani je suis eğer je suis soif derseniz, aynı açlıkta olduğu gibi bu da soif ise susuzluk demek. Dolayısıyla je suis soif değil, susuzluğa sahibim. Je soif. Susuzluğa sahibim. Aynı şekilde bir de bu kalıplarda mesela korkuyorum var. Evet, o da. Korkuyorum da şöyle yapayım. Tamamen aynı. Hepsi aynı mantık. Aynı şekilde je suis peur mesela diyemezsiniz. Çünkü peur korku demek. Ben korkuyum gibi olur. Vah, ben korkuyorum, uzaklaşın benden. Ya illa je suis kullanmak istiyorsanız bu arada onun bir şeyi var. Bir yöntemi var. O da şu. Peur dersiniz. Sıfat yaptınız bunu. Korkak. Korkak demek peur. Je suis peur derseniz eğer, veya ben kız olduğum için feminen peureuse. O zaman yine en azından être fiilini kullanmış oluruz. Ama hiç bu peurlere, peurözlere girmenize gerek yok. Daha basit olaraktan kısaca je. Yani avoir kullanırsanız hem kısa oluyor hem de hatırlaması da kolay oluyor. Je peur. Yani korkuya sahibim. Evet, şimdilik aklıma gelen bu en çok karıştırılan être mi, avoir mı, yani olmak mı, sahip olmak mı da aklıma gelenler işte bu yaşında olmak,
Acıkmış olmak, susamış olmak ve korkmuş olmaktı. Kısaca anlatmış oldum. A bientôt!